bu turist varken de böyle. Şşt. Taksicilik güzel bir iş. Yeni yeni insanlar tanıyorsun. Kendini yeniliyorsun. Bazı zamanda oluyor ki çok sıkıldığın anlarda güzel bir insan alıyorsun. Seni öyle bir güzel bir hale getiriyor ki o kadar mutlu oluyorsun ki ve ondan sonra günün de güzel geçiyor. Tatsız binen insanlarımız da oluyor. Gece çalışan için büyük bir yürek ister. Şuraya çeksene kardeş. Kralı açsana kardeş. Oraya gidelim kardeş. Yürüsene sen. Yürü hadi yürü. Deyip yani nazik olmayan adamlar da biniyor. İnsanlar da biniyor. E ne yapalım? Sen de onlarla tamam kardeş diyorsun birden. Sen de şekil değiştiriyorsun. Ondan sonra tamam gidelim diyorsun. Oraya git. Kralı aç. Semte göre müzik de değişiyor. Semte göre insan da değişiyor. E ne yapacaksın? Sen de değişeceksin. Eğer sen de olur ya canım gitmeyelim tamam dersen bu sefer adam der ki tamam parayı vermeden çeker gider. Geçen birini aldım ok meydanına götürdüm. Adam dedi ki ya sana da bir dürüm yaptırayım mı yaptır dedim. Adam gitti ne dürüm geldi ne adam geldi. Gitti yani dürüm de gitti adam da gitti. Zorlanıyoruz ama artık biz öyle olmuşuz ki robot gibi olmuşuz. Robot nasıl şeyse yeni başlamış bir insan bugün tabii bizim kadar şey yapamaz. Benim emsallerimden çoğu bıraktı yani. Bugün insanlar stresli. Stres kelimesi kullanılıyor da aslında bir Müslüman da stres olmaması gerekir. Neden? Çünkü Müslümanın her an kendisini teslim ettiği birisi var. O da Allah. Yani Allah beni görüyor, Allah beni denetliyor, Allah benim bütün hareketlerimi yazdırıyor ve bunların hesabını soracak. O zaman ben kimseye zarar vermiyorsam ve bana zarar vereceklerin de zararını gözleyip zararını engelleyebiliyorsam bu bende sıkıntıyı azaltır. Böyle bir insan bu sıkıntıyı yaşamaz yani. Ha biraz sinirlendim ya ben. Başlarım estağfurullah, estağfurullah, la ilahe illallah, manakı Resulullah, kerime-i şehadet getiririm. Ondan sonra başlarım Kur'an okumaya bildiğimi yazarlar. Ondan sonra bakarım rahatlarım. Hani mesela bir müşteri şey yapar. Ya havalanda o gitmiş de veyahut da ben bir şey olmuş gitmemişim. Belki başka bir şeylerden kurtuldum derim. Bunda bir hayır vardır diyor. Benim için hayır yok. Aman aman dün gece yarhanesinde yastığın bir taş idi. Altın çamur, üstün yağmur, yine göğünüm hoş idi. Aman, 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 aman. İstanbul'da zaten kendini korumak zorundasın. Kendini korumazsan seni harcarlar. Çok kötü harcarlar hem de. Mesela bir İbrahim Tatlıses'i bile bugün Türkiye'de tek ya, dünyada belki de hakikaten de İbrahim'in
Pavarotti'nin sesinden daha farklı bir ses yani. Hele bir karşı karşıya bir dinleyin yani, adam bir dahi ya. Hani bir İbrahim'i koruyamadık yani. İbrahim Tatlıses'i koruyamadık yani. Öyle değil mi? Yani gerçeği söylüyorum ben. Komşuculuğu insan içinde İstanbul'da yok. Varsan varsın, yoksan yoksun. Yani varsan dediğim yani maddi yönden varsan, çevrende var bayağı insanlar. O biraz zayıfladığı anda herkes bir bakıyorsun dağılmış. Etrafında hiç kimse yok. Yani onun için İstanbul'da o ne bileyim birbirine dayanışma, şunlar bunlar yardımlaşma falan bunlar yok. Diyor mesela sizin durumunuz çok iyi. Gün geldi biraz farklı konuma döndün. Aman ya ondan uzaklar, uzak dur, zarar gelir. Niye? Ya çünkü o kaybetti. Yani İstanbul'da yaklaşımlar böyle yani. Ama bizim Anadolu'da, bizim memlekette falan öyle bir duruma gelen insanı da eş dost arkadaşlar der ki ya bu çok insandı. Öyle bir konuma geldi, yardımcı olalım. Bunu da aramızda büyütelim, kaybetmeyelim. Ama İstanbul'da öyle bir şey yok. Yani düşene bir tekmede yanındaki en samimi arkadaşın oluyor. Onun için düşmemek için de bir insanın İstanbul'da kendini çok iyi koruması lazım. Çok iyi motive etmesi lazım. Eskiden bizim İstanbul'a geldiğimiz zaman Beyoğlu Caddesi'ne girmek yasakmış. Kravatlı temiz giysin diye. Şimdi artık bu ortam değişmiş. Bütün Anadolu'daki insanlar ya da başka yerdeki insanlar İstanbul'a göç etmişler. Artık burasının şehir havasından daha çok köy havası, bir takım yerlerde şehir havası olmuş. Bir Alman vatandaşı aldım, Türkçe bilen, bu metrolarda yüksek mühendislik yapan bir vatandaştı. Dedi öyle bir milletsiniz ki dedi, cebinizde paranız yok dedi, ne yedireceğinizi şaşırıyorsunuz dedi. Yani misafir konusunda. Cömerttirler, evet. Yani, ama dedi, trafiğe gelince dedi, gerçek yüzünüz dedi ortaya çıktı. Alem ne der? El alem ne dediği beni çok ilgilendirmiyor. Kendi doğrumun arkasından gidiyorum. Ve bunu kimsenin engellemesine de izin vermiyorum. Yani bunu ailem de dahil. Kullanmayı seviyorum. 12 saat kullanıyorum ama 12 saatin sonunda hala deseniz ki bana hadi bir yerlere gidelim, ben yine arabayla giderim. İstanbul 24 saat ayakta. 24 saat yaşayan bir yer. İyi kötü ne ararsanız bulursunuz. Neye ihtiyacınız varsa bulursunuz. 24 saat burası yaşıyor çünkü. Ben akşam paydos ettiğim zaman gidip oturduğum bir börekçim vardır. 24 saat açıktır. Paydos ederim. Giderim, otururum. İşte çayımı içerim. Bileyim bir poğaçam, böreğim yeni çıkmıştır bir de gece. Tazedir yani. Oturur yerim. Oturduğun atlasan ne olur lan? Atla bakayım ayaklarım ne oluyor? İki ayağın kafası da güzel tutmak. Hani var ya şurada babanın yakın mal bir tane. Değil, arkalıklar bir tane. Şey, yeni atlayalım. Kazancı kuşuna burnumu verdim. Gördüğüm manzara yokuş tamamen cam kırıkları içerisinde.
yılbaşı gecesi saat 12 olduğu zaman içkisini içen şişini camdan dışarı atar. Gayrimüslim ağırlıklı olan yerlerde. Bu böyle oluyor. Kurtuluş tarafı, Şişli'nin arka sokakları, Cihangir buralara taksi işe almak istemedi. Müşteri de o kadar kibar ki orada bırakamam onu. Götürmem lazım. Aman Allah'ım nasıl götüreceğim? Cam seni içersindeyim. Hindistan'daki insanlar ocağımda yürüyecek arabam. Lastik o kadar kıymetli ki arabanın lastiği yok. Lastiğin patlarsa parçalanırsa Türkiye'de lastik yok. Paranla alamıyorsun. Allah'ım sen bana yardım et. Müşteri yolda bırakmamamın gerektiğini anlatıyorum. Dualar okuyarak o camların üzerinden gittim. Müşterimi evine kadar bıraktım ve lastiğim patlamadı benim. Bir daha gece 12'de ben yılbaşı gecesi çalışmadım. Cihangir dediğimiz yerde, tüm Cihangir olarak söylüyorum aşağı yukarı. O homoseksüel çığlıkları yükselirdi. Pis insanlar böyle, o bir kargaşa, bir kargaşa, bir kargaşa. Taksi girmek istemezdi o sokaklara. Ama ben arkama yaslanıp bugün Don Kişot olarak baktığım zaman şunu görüyorum. Rantı yüksek olan yerlerin kalitesini hep düşük tutmuşlar ki bir takım insanların eline geçsin az parayla. İncan değil, yüksek fiyatta satılan yerler. İlk Almanya kapıları açıldığında 70'li yıllarda ilk Avrupa arabalar gelmeye başladı. Biz excuse me, may I help me şeklinde yardımlaşmak için yaklaştığımız insanların Anadolu'dan Almanya'ya giden Türkler olduğunu görerek şok olurduk. Avrupalı arabalarla tanıştık. Akabinde apartmanlaşmayla tanıştık. Komşuluk münasebetleri azaldı, binalar büyüdü, çevre büyüdü. Onlarla yaptığımız sohbette yurt dışını sorardık. Yurt dışı nasıl? Vallahi derlerdi. Her tarafta parklar, bahçeler çok güzel derlerdi. Ama parklar, bahçeler devlet tarafından yapılıyor. Biz bunu anlamakta zorlanırdık. Çünkü İstanbul'un her tarafı bağ bahçeydi. İlkbahar geldiği zaman papatyalar, gelincikler, çiçekler, çiçek tarla şeklindeydi İstanbul'un etrafı. Her taraf öyleydi. Bebek, Emirgan, Hisar, Arnavutköy, Boğaziçi yemyeşildi. Ve bizim Beşiktaş'taki çevremiz de yemyeşildi. Doğa yapardı bizim parklarımızı, nüfusumuzun az olması nedeniyle. Tarihi bir şehir gibi görüyoruz ama yaşantıda eğer ki çalıştığın maddiyat bir takım şeyleri karşılamadığı zaman tabii ki ister istemez sıkıntıya giriyorsun. Gerçekler tabii bir kere acıdır. Acı olduğu için de insanı üzer. Benim babam vurularak öldü. Çok böyle şeydi, dürüst, tamam herkes dürüst ama benim babam çok aşırı dürüst ve doğrucu bir insandı. Hiç haksızlığa gelemezdi ve en küçük bir şeyde kavga eden bir tipti ve çok kavgalar oldu. Zamanında maddiyatı çok yüksekti. Ne oldu? Birilerine işte güvendi ve dedi ki Ali abi sen bu dükkanı sat. Farklı bir iş yapalım. İyi dedi, satalım. Çünkü babam benim çok şeydi, inanır çoğu şeye. Sattı baba da. Ondan sonra adam parayı aldı, kaçtı. Kaçınca bu sefer baba hatta ona silahını vermişti. Eğer dedi sen bana yanlış yaparsan bu silahla seni vururum demişti. Ve de aynen o şekilde oldu. Ben sana ne demiştim? Bana yanlış yaparsan bu silahla seni vururum. Ve adamı aldı ve gerçekten iki bacağından vurdu. Ve onsa dedi ki bu İstanbul bana göre değil dedi ve çekti gitti İstanbul'a. (Gülüyor)
Ve biz akşama kadar 24 saat çalışıyoruz takside. Şöyle bir gün çalışmayalım. Biz bir hafta açız. Açık ve net söylüyorum. Ve eşim yok ama annem Allah razı olsun beni yalnız bırakmadı. Biz dedi benim çocuğum böyleyken ben onun yanında olmam gerekiyor dedi. Çünkü ben de çocuğumla birlikte yaşıyorum. Ve annem geldi yanıma. Ve beraber şu anda Allah razı olsun kiracıyız. Ve kiramı benim annem ödüyor. Allah razı olsun ondan. Ben ona her şeyim borçluyum. Annelerin hepsi öyledir ama ben ona her şeyim borçluyum. Allah onun ömrünü uzatsın. Bağırıyorum, çağırıyorum ama onsuz da yapamıyorum. Evimin iki tarafı bahçe. Bir tarafına annem benim şey ekmiş. Fasile ekmiş, lahana ekmiş. Diğer tarafta ağaçlarımızda kayısılar var. Kayısıları kopardı. Şu anda annem benim reçel yapacak onlar. Reçel yapıyor. Buse! Ne yapıyorsun kızım? Çayın altına yaktın mı? Yakıyorum. Tamam. Bak ne güzel lahanalarım var. Hiç kimsenin bahçesinde olamaz bu. Ben Karadenizliyim, Trabzon, Vafı Kebir. Aha. Oh. Baban hazırlanıyor mu kızım? He? Hani gömlekleri ütüledin mi? Tüm giydikleri ön giy bugün. Onları ütüleme. Üç günden beri giyiyorum onları. Üstüme yapıştılar. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil ya, korktum. Bir şey olmaz, ütülerim sonra. Hayır, onları anne hemen iki dakikada o işi bitirdikten sonra yap onları. Aa kızın orada ütülesin. Allah'ım yarabbim ya, hep aynı şeyleri yapıyorsun sen ya. Ne yapalım? Tamam anne. Artık ben yaşlandım bak, 64 yaşındayım. Yok. Hadi hemen gel, bak geç kaldım. Dur abi, lahanalarımı toplayayım. Sen nasıl keyfiye oruç bozdun ben anlamadım. Bozdun mu orucu? Yok. Bozmadım ya, tutmadım anne ya. Allah Allah, ne bozmasa oruç bozulur mu ya? Tutmadım diyorsun. Ya tamam işte, niyetlenmedim diyorum. Hmm. Yok, tutarken bozdum. O kadar basitti. Yani. Ezan okunuyor.